Selamünaleyküm sevgili abdestli hoca takipçileri. Hepinizi en kalbi dileklerimle selamlıyorum. Yeni bir kaybettiğimiz adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün yine inşallah güzel bir konuya değineceğiz hep beraber. Bu noktada atalarımız yani insanı inşa etme noktasında maddi taraftan ziyade manevi tarafına daha çok dokunmuşlardır. bu Programlarda işlediğimiz değerlere de bakacak olursak, zaten hep insanın manevi tarafıyla ilgilidir. Onun manevi tarafını inşa ettiğinizde, aslında insanı inşa etmiş olursunuz. Çünkü insan sadece sadece maddiyattan ibaret değil. Elbette ki maddi tarafı da ihmal etmeyeceğiz. Lakin manevi tarafını da ihmal etmeyeceğiz ki atalarımız bu noktada gerçekten çok güzel değerler üretmişler ve bize de bu noktada çok güzel bir miras bırakmışlar. İşte biz bu programlarda işte inşallah bunların peşinden gideceğiz, bunları arayacağız, bulacağız ve tekrar yaşamasına ve yaşatılmasına inşallah vesile olmaya çalışacağız. Bugün yine atalarımızın ihmal etmedikleri o manevi tarafıyla ilgili bir değerimizi işleyeceğiz, kaybettiğimiz o değerimizi işleyeceğiz. Daha doğrusu o değerimizi şöyle bir e, ne olduğunu ifade edecek olursak. O değerimizin ne olduğunu şöyle ifade edecek olursak, e, erkekler için tok bir ses çıkaran, kadınlar için de tiz bir ses çıkaran kapı tokmaklarından bahsedeceğiz. Evet, gittiniz kapının önünde durdunuz misafirliğe gittiniz kapıyı çalacaksınız, baktınız iki tane farklı tokmak var, biri tok ses çıkarıyor, biri tiz bir ses çıkarıyor. Yani biri kapıda gelenin bir erkek olduğunu, diğeri kapıdan gelenin bir bayan bir hanımefendi olduğunu ifade ediyor. Kime? Ev sahibine. Gelenin, misafirin kim olduğunu söylüyor. Böylece kapıya çıkacak olan, onu karşılayacak olan kişi de buna göre kendini hazırlamış oluyor. Düşünün kapıdasınız, çaldınız bir erkek olarak kapıyı, evin beyi karşıladı sizi. Hanım olarak çaldınız, bir bayan olarak kapıyı çaldınız, evin hanımı karşıladı sizi. Kendinizi ne kadar rahat hissedersiniz. Yani aslında benim de altını çizmek istediğim nokta burası. Yani kapıyı çaldığınız zaman evin sahibinin karşınıza çıkması işte erkeksiniz belki o zaman evin bey ile işiniz var kapıyı çaldınız evin beyi çıktı. Kendinizi en azından mahcup hissetmezsiniz. Diğerlerine rahatsızlık vermediğinizi düşünürsünüz ve kendinizi mahcup hissetmezsiniz en azından çekingenlik durumu da ortadan kalkmış olur. O işte o insanın o birkaç saniyelik de olsa işte o mahcubiyeti, o kendini aciz hissetmesi durumu ortadan kalkmış olur. Aslında altında yatan nedeni budur. Yani düşünün bu kadar küçük bir detaya bile çok özen gösteriyorlar, çok dikkat ediyorlar. Tabi bunun çıkış noktasına gidecek olursak yani kapının kadın ve erkek olarak ayrılmasının altında yatan nedenin ne olduğunu yani niye böyle bir şey ortaya çıktığını gidecek olursak aslında baktığınızda o zamanlar e, iletişim araçları bu kadar yaygın değil. Yani insanlar işte ben misafirliğe geleceğim diye birbirine haber verme gibi bir durumları yok. Ne yapıyorlar işte hazırlanıyorlar misafirliğe gittikleri zaman kapıyı e, hanım gidiyorsa kapıyı o çalıyor. Bir erkek gidiyorsa kapıyı kendisine göre o çalıyor ve evin sahibi de ona göre onu karşılamaya çıkıyor. Aslında çıkış noktası burası ama az önce de altını çizdiğim gibi o birkaç saniye süren çekingenlik, mahcubiyet durumunu ortadan kaldırıyor. Yani gelen misafir kendini mahcup hissetmesin diye evin beyi erkeği karşılıyor, evin hanımı hanımı karşılıyor. Bu da gerçekten çok ince bir düşüncenin ürünü olsa gerek ki e, insana değer veren bakın. Burayı da altını özellikle çiziyorum birkaç kere hatta üstünü de çizmek istiyorum. İnsana değer veren toplumlarda bu gibi davranışlar çoktur. Yani bu gibi ince düşünceli davranışlar, bu gibi ince düşünceli olaylar kesinlikle çoktur. Ki bizim dinimiz de öyle değil mi? Yani düşünün Allah'ın ayeti kerime ile vurguladığı insanı en güzel şekilde yarattık dediği ya da başka ayetlerde halife olarak belirttiği insanın e, yüzüne karşı e, o yüzüne karşı ne yapıyoruz? Tebessümü sadaka olarak İslamiyet görüyor. Yani o halife olarak yaratılan o en güzel olarak yaratılan varlığın karşısına e, somurtmanı bile neredeyse istemiyor diyebiliriz yani. Bu noktada siz tebessüm ettiğinizde size bunun bir de karşılığını vereceğim diyor. Sadaka niyetiyle karşınıza hanenize sevap olarak yazılıyor. Yani İslam bu kadar ince düşünceliyken onun ondan beslenen insanların toplumun insanın ince düşünceli olmasını beklememek e, bence abesle iştigal etmek gibi bir şey olsa gerek ki bunun en güzel örnekleri dediğim gibi insana değer veren toplumlarda ki bu İslam toplumudur bunu rahatlıkla görebiliriz. O günlerden bugünlere gelecek olursak yani o dönemden bu dönemlere yaklaştığımızda baktığımızda ne değişti? insana değer verme değişti. Düşünelim. Kapımıza güvenlik kamerası takıyoruz, alarmlar takıyoruz, ne bileyim sesli diyafonlar takıyoruz, görüntülü diyafonlar takıyoruz. Ama buna rağmen kapıdan gelecek olan tehlikenin önüne çoğu zaman geçemiyoruz. Neden? Çünkü biz insana değer veren insanlar yetiştirmiyoruz da ondan. İnsana değer veren insan, onu incitmekten korkan insan, konuştuğuna da, baktığına da, duyduğuna da, gördüğüne de mutlaka dikkat edecektir. Bir insana hitap ederken ki düşüncelerini gözden geçirecek, onları ölçecek, biçecek. Acaba bunu kırabilir miyim, bunu kıramaz mı? Yani bu davranış bunu üzer mi, bu da söz bunu incitir mi diye düşünüp ifade etmesi gerekirken insanlar başkalarının mahremine rahatlıkla girebiliyor. Rahatlıkla onların kıymet verdiği, değer verdiği, hatta alın teri döktüğü, belki bir ömür biriktirdikleri şeyleri rahatlıkla onlardan alıp götürebiliyorlar. Dediğim gibi bunların altında yatan en temel neden insana değer vermeyen insanlar yetiştirmemizdir. Biz ne kadar ince ruhlu insanlar yetiştirirsek, insana ve insanlığa değer veren insanlar yetiştirirsek bu toplum daha da güzelleşir, daha da iyi bir hal olur. Bunun da en temel noktası her zaman e, altını da çizdiğim, birinci bölümden de bölümde de bahsettiğim Kur'an ve sünneti kaybedişimizdendir. Yani aslında biz bunları kaybettiğimiz için biz bugün bu haldeyiz. E, tamamen maddiyattan müteşekkil bir varlık inşa etmeye çalışıyoruz. İnsanı inşa etmeye çalışıyoruz. Veya insanın sadece maddiyattan var olan bölümü beslemeye çalışıyoruz. Manevi tarafını hep ihmal ediyoruz. Bundan dolayı da bu kadar sıkıntı yaşıyoruz. Çözüm olarak e, biz tekrar özümüze dönmek durumundayız. Kaybettiğimiz ne varsa hepsini tekrar alıp yaşatıp hatta daha da güzelleştirip insanlığın hizmetine sunmak. Nesilleri böyle yetiştirmek durumundayız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tekrardan selamlıyorum. Vakit ayırıp izlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. <laughs>